Kollu kumar makinesi gibi çıktı şerefsiz makine. Ocağıma incir ağacı dikti. Al sen bunu öbür katta oyna. Biz Feyza ile özel bir şey konuşacağız. Gayret ederim. Sevimli Toroman. Canım. Senle Kartal hakkında konuşmamız lazım. Son günlerde kafası pek yerinde değil. Son günlerde mi? Adamın ortaokul diploması sahte be. Bunu nasıl mezun ettin diye sorarlarsa diploması sahte derim diye müdür gidiyor. Bizzat kendisi sahte diplomayı bastırıyor, Kartal'ın eline veriyor. Ben kendimi bildim bileli Kartal'ın kafa yerinde yok yavrum. Hayır, ben yardım edelim manasında söyledim. Yoksa daha öncesi de var. Okumayı öğrenmeye çalışırken bu bilgiler gerçek hayatta ne işimize yarayacak diyordu. Yani buna nasıl yardım edebiliriz ki? Ya bu bir süredir yalnız takılıyordu. Ben de sen olunca pek vakit ayıramadım. Garibim yalnızlıktan bunalmış olacak ki bana geldi. Ya Feyza ya ben dedi. Ben de çocuk daha kötü olmasın diye Feyza'dan ayrılırım dedim. Ne yapacağız şimdi o zaman? Ya Kartal'ın yanında dümenden kavga edip bir süre bizi kimsenin göremeyeceği yerlerde buluşacağız. Bizi kimsenin göremeyeceği bir yer. Acaba samanlıkta mı buluşsak? Yok canım, ne samanlığı? Ne yapacağız samanlıkta buluşup? Bir ağzımla söylemediğim kaldıydı. Onu da yakında söylerim zaten. Abi, sizinle önemli bir şey konuşacağım. Gelin dedin, geldik. Bir saattir bize arabanın özelliklerini anlatıyorsun ya. İşin kötüsü, arabanın yürüyen aksamı bir saatte zor bitti. İçinin özelliklerini anlatmaya yeni başladın da. Bir arabada olmasını istediğim tüm özellikler bu arabada mevcut gençler. Kafama göre yaptırdım anlayacağınız. Alarmı bile var bak. Keşke aynalara film çektirmeseymişsin. Oğlum ne yapayım? Camlara çektirdim, malzeme arttı. Atamaydım, ziyan mı olaydı? Ne dedik? Abi bize anlatacağın önemli şey bu muydu? Bu araba benim için çok önemli gençler. Anlatamadan geçemedim işte. Fakat size de çok önemli bir haber vermeye geldim. Feyza ile Deniz bugün yarın ayrılır. Haberiniz olsun. Ne de olsa birlikte mücadelemiz oldu onları ayırmak için. Güzelim, bize iki gazoz kapıp getirsene. İstersen bir de kendini aç bizden. Ulan seni bir kere görmek için gelir. Bütün haftalığımı gömerim. Eve ekmek götürmem. Ama olsun, aç kalsın senin için çoluk çocuk. Bir önemi yok. Oğlum siz niye sürekli bende şansınızı deniyorsunuz ya? Nimet abla da bu kadar çok şansınızı deneseniz üstüne bir de zengin olurdunuz. Çok güzelsin çünkü Feyza. Canım sen dur, ben ilgilenirim. Ulan size +18 döverim. Gördükleriniz yüzünden fiziksel ve zihinsel gelişiminiz olumsuz etkilenir. Yediğiniz dayak da yanınızda kar kalır. Anladınız mı? Başlatmayın gazozunuza. Defolun gidin lan buradan. Vay kanka, akşam ne yapıyorsun? Takılsak mı biraz? Olur kanka, bana uyar. Ay ya, gerçekten ne kadar güzel olur. Hem havamız değişir biraz. Biz erkek erkeğe takılacağız Feyza. Feyza, erkek erkeğe dedi. Ne oldu bir an için umutlandın? Sen o gruba yakınsın fakat dahil değilsin. He, ne dedin? Ulan evrim şemasındaki yerin belli değil, tutmuş bana hala laf söylüyorsun. Biraz yavaş ol Feyza istersen. Vay anne! Biz senin için neler yapalım, senin yaptığın şeye bak. Ulan insanoğlu çiğ süt emmiş be. Sen kettle'dan mı emdin sanki? Ay! Ay annesinin sütüne laf da söyletmiyor. Anasının kuzusu. Biraz ana kuzusu olsak da esasında babamızın oğluyuz. Anladın mı? Lan biz amcamızın kızı mıyız? Kime anlatıyorsun? Nasıl çiftsiniz lan siz? Bildiğin mahalle kavgası ediyorsunuz. Azıcık tutkulu bir şekilde dövüşün bari. Bundan sonra çift değil, istekim ben. Gidiyorum. Ne haliniz varsa görün lan. Pardon Feyza. Bırak kolumu. İş haricinde bir daha görüşmeyelim, tamam mı? Kız bırak dedi lan, duymadın mı? Kaçmak için döndüğümde önümde belirdi. Bu nasıl bir çevirdin? Şirket misiniz oğlum siz? Yok abi, küçük esnafız biz. Dükkan açık kaldı, bırak da gidelim biz. Koç koç, koç. Para 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 para